Gel. Hasan arkamdan tut, düşmeyeyim. Resimler çeksen. Yarıma ayrılma. Pardon hanımefendi, geçebilir miyim? Pardon. Pardon, geçebilir miyim? Kıymetli takipçilerim, şu anda Bursa halkı Filistin'e destek için yürüyor efendim. Cumhuriyet Caddesi'ne girdik. Şu anda geniş bir katılımla Tomara Meydanı'na yürüyoruz. Evet, Filistin şu anda Filistin'e destek veriliyor efendim. İsrail protestosunu şu anda izliyorsunuz. Şu anda Cumhuriyet Caddesi'ndeyiz. Bursa Cumhuriyet Caddesi'nde geniş bir katılımla İsrail'i kınama protestosu yapılıyor. Gördüğünüz gibi sloganlar atılıyor. Aradan gireceğiz. Kıymetli izleyenler, şu anda Bursa'da geniş bir katılımla İsrail protestosu var, bilginiz olsun. Evet, bizi canlı yayında izleyenlere buradan selam olsun efendim. Kahrolsun İsrail diye başlayan sloganlarla
Bir yumak şu anda çığa dönüşmüş durumda. Gördüğünüz gibi Komara Meydanı'na halk yürüyor. İsrail protestoları hız kesmiyor. Bugün biraz daha şiddetlendi. Bursa'da geniş bir katılımla İsrail protestosu yapılıyor efendim. Dövizleri görüyorsunuz efendim. Değerli izleyenler, Bursa halkı tekbirlerle Komara Meydanı'na doğru yürüyorlar. Gördüğünüz gibi geniş bir katılımla Komara Meydanı'na yürüyorlar. Şekilde gidiyorlar tesis ellerinde. Evet, görevlisiniz galiba. Katili İsrail! Çocuk katili İsrail! Çocuk katili İsrail! Şu anda Cumhuriyet Caddesi'ndeyim. Bir saattir görüntü çekiyorum gördüğünüz gibi. Bursa şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde geniş bir katılımla İsrail protestosu devam ediyor. 7'den 77'ye bütün halk katılmış. Tekbirlerle İsrail protestosu yapılıyor. Devam, Hamas'a selam.
Merhaba. Abi merhaba. Nasılsınız? Buradayız abi. Prosesliğe devam. Diyorum bu sene gene aynı çekimler. Evet değerli takipçilerim, şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde bir saattir görüntü çekiyoruz. İnsan seli akıyor şu anda Pomara Meydanı'na. Şu anda İsrail protestosu var efendim, biz de oradayız. Yaklaşık bir saattir görüntü çekiyoruz. Gördüğünüz gibi Bursa şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde. Filistin'in kalbi şu anda Cumhuriyet Caddesi'nde atıyor. Çok kıymetli belediye başkanlarımızı görüyorum. Üniversiteden hocalarımızı görüyorum. Tekbir! Tekbir! Efendim, Cumhurbaşkanımızı mı tehdit ediyorsunuz? Siz Osmanlı'nın tokatını yemediniz herhalde. Size öyle bir tokat vurur ki bu millet feleğinizi şaşırırsınız. Bursa, bu katılımınızdan dolayı hepinizden Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Şehit haniyenin vefakar kardeşleri, mazlum ve mağrur Filistin halkının gönüldaşları, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bugün burada şehit İsmail Haniye'nin vasiyetini yerine getirmek, eylem çağrısına icabet etmek, Siyonizmi lanetleyip tarihin en büyük imtihanı veren Gazze'li kardeşlerimizin sesine ses vermek için toplanmış bulunuyoruz. Siyonist İsrail çetesi yıllardır sürdürdüğü vahşeti kelimelerin ifadede yetersiz kaldığı boyuta taşıyarak batılı emperyalist koalisyonun desteğiyle Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştiriyor. 40 bin kardeşimizi şehit ettiler. 100 binden fazla kardeşimiz yaralandı. Katil İsrail, Filistin'den de Katil İsrail, Filistin'den defol! Katil İsrail, Filistin'den defol!
İslam aleminin sessizliğinden istifade eden Şer İttifakı, Gazze'de bir taraftan soykırım uygularken, diğer taraftan kendi kontrollerindeki medya araçlarıyla soykırımı meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Meleklerin lanet okuduğu, şeytanların hayranlıkla izlediği bu alçakça, namussuzca vahşet karşısında uluslararası kuruluşlar iç maymunu oynuyorlar. Susma! Baygın! Soykırıma hain! Susma! Baygın! Soykırıma hain! Susma! Baygın! Soykırıma hain! Emperyalist Batı'nın şımarık çetesi İsrail, öldürdükçe çetebaşı Netanyahu ayakta alkışlanıyor. Daha çok öldürmesi için teşvik ediliyor. Siyonist çete Sayın Cumhurbaşkanımızı ve onun şahsında milletimizi tehdit etme pervasızlığına bulunuyor. Bu kuru tehditlere milletimizi ve Cumhurbaşkanımızı sindireceğini sanıyor. Halt ediyorlar. Tek mi? Tek mi? Tek mi? Siyonist katiller terörist başı ABD'den aldığı destekle asil bir lider, korkusuz bir mücahit, Kudüs davasına ömrünü adamış İsmail Haniye'yi şehit ettiler. Başta mücahit Haniye olmak üzere tüm şehitlerimizin Rabbimizin katında rızıklandırıldıklarını biliyor, alemi İslam'a sabırlar diliyoruz. Mazlumların dostu, zalimlerin hasmı olan siz muhterem kardeşlerim. Siyonist çete yaptığı suikastlerle yiğit Filistin halkının özgürlüğe olan inancını yok edeceklerini sanıyorlar. Şehit Haniye'nin dediği gibi suikastların Hamas'ı Filistin halkını zayıflatacağını düşünenler büyük bir yanılgı içindedirler. Suikastlar yiğit Filistin halkının direnişini ve mücadele azmını artıracak ve daha da güçlendirecektir. Cenk! Cihaz! Şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Cenk, cihat, şehadet! Bütün dünya bilsin ki İsrail bizim için yağmacı, kaç çetesi, Siyonist terör örgütüdür ve Filistin'in bir çakıl taşında bile hakkı yoktur. İsrail çetesi ve destekçilerinin akıbetleri Firavun gibi, Nemrut gibi, Hitler gibi olacak. İnşallah pek yakındır vakit. Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler için yaşasın cehennem! Zalimler. Yüreği Kudüs için, Kudüs'ün aşkıyla yanıp tutacağın siz kardeşlerim. Buradan hep birlikte aykırıyoruz. Andolsun bu şehadet haberinin ardından sıkılan yumruklarımız Kudüs özgürlüğüne kavuşuncaya kadar açılmayacak. 139 ülkenin tanıdığı başkenti Kudüs olan Filistin devleti özgürlüğüne kavuşana kadar biz bu hesabı kapatmayacağız. Bebek katili vahşiler, soykırımcı siyonistler, işbirlikli emperyalistler döktükleri masumların kanında boğulmadıkça durmayacağız. Ey katil siyonist, İsrail çetesi ve onun babası emperyalistler, tutuşturduğunuz zulüm ateşinde kavrulacaksınız. Siz yenileceksiniz, direniş kazanacak, insanlık kazanacak. Katil İsrail hesap verecek! Katil İsrail hesap verecek! Katil İsrail hesap verecek! Biz Bursa'dan başta Müslüman ülkelerin liderleri olmak üzere dünyanın vicdanı kararmamış liderlerine sesleniyoruz. Susmak vahşete ortak olmaktır. Ve buradan insanlığın vicdanına sesleniyoruz. Gazze'de acilen ateşkes sağlanmalı. İlaç ve gıda başta olmak üzere insani yardımın acilen önü açılmalıdır.
soykırımın durdurulması için başta Müslümanlar olmak üzere 7'den 70'e bütün insanlık ayağa kalkmalı. Meydanlar işte Bursa'da olduğu gibi ayağa kalkmalı. Meydanları doldurmalıyız. Özgür Filistin sloganlarıyla inletilmeli, liderlere baskılar yapılmalıdır. Ve yine buradan özellikle İslam ülkelerine sesleniyoruz. Gün zulme karşı durmak için vahdet şuurla bir araya gelme, insanlığın sesini yükseltme, mazlumlara sahip çıkma günüdür. Müslüman uyuma, kardeşliğine sahip çık! Müslüman uyuma, kardeşliğine sahip çık! Müslüman uyuma, kardeşliğine sahip çık! Kahrolsun İsrail! Kahrolsun soykırımcı emperyalizm! Bursa Gönüllü Kuruluşlar platformu olarak bu tür organizasyonlarda desteklerini sürekli yanımızda gördüğümüz Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Oktay Yılmaz Bey'e, organizasyonumuzun güvenliği için gayret gösteren güvenlik güçlerimize, sesimizi dünyaya duyurmaya gayret eden basın mensuplarına, zulme karşı mazlumun yanında duran siz kıymetli Bursalı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kudüs'ün kurtuluşunu Mescid-i Aksa'da şükür secdesiyle kutlamak arzu ve temennisiyle hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Bursa, Bursa, bugün tarih yadınız. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Tekbir! Tekbir! Yardımıyla kafirler karşısında inşallah yine muzaffer olacağız. Dünyanın belirli bir zihniyet tarafından daha önceki imtihanlardan farklı olarak ilk kez başka bir durumla karşı karşıyayız. Lakin onu da izah etmek gerekiyor. Daha önceki imtihanları daha lokal idi Müslümanların. Şimdi dünyanın başına gelen daha özel bir durum var. Küre ölçeğinde teknolojinin marifeti ve dolaşımın ve iletişimin yaygınlaşmasıyla iktisadi ve askeri hakimiyetini bir zihniyet, Siyonist bir zihniyet, küre ölçeğinde egemen hale getirmiş durumda. İmtihanın bu denli şiddetlendiği, daraldığı yerde umudun da yükseldiğini görüyoruz. O umudun adının Gazze olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ki küçücük bir coğrafyada çok az Müslüman, yalnızca iradelerine, imanlarına, güçlü bir iradeyle sadakat gösterdiklerinde aynı zamanda dünyanın da umudu haline gelebiliyorlar. O yüzden biz Müslümanlar burada bir gösteri, Yemen'de bir gösteri, Mısır'da bir gösteri, Amerika'da, İngiltere'de, Paris'te, Rusya'da, aklınıza gelebilir her yerde bu tarz gösterileri yapıyoruz, yapmaya devam edelim. Fakat bizim dünyaya asıl seslenişimiz, asıl teklifimiz bütünüyle bir eylem halinde Müslümanca yaşamamızın kendisidir. Müslüman varlığıyla zaten eylemin ta kendisidir. Ve bununla teklif olarak dünyaya her an seslenmektedir. Ve o yüzden yalnızca Müslüman olmanın kendisine sadakatimizin güçlü seslenişini Gazze'nin verdiğini görüyoruz. Real politik şartlar, teknolojik üstünlük, aradaki askeri güç asimetrisi vesaire dünyanın o yaygın terminolojisiyle baktığımızda Gazze'nin her an yenilmiş olması gerekiyor. Fakat yenemiyorlar ve yenemeyecekler de. Çünkü orada güçlü bir iman ve güçlü bir irade var. Bu irade var olduğu sürece, Müslümanlar var olduğu sürece umut da elbette devam edecek. Bir şey yine açığa çıktı. Evet, bir düzen küre ölçeğinde dünya tarihinde son 200 yılda insanlık tarihinde ilk kez hakim hale geldi. Ama bir şey daha açığa çıktı. İnsanlık aynı zamanda büyük bir krizin de eşiğinde. İnsanın insan olarak büyük bir krizle, büyük bir dekadansla, onların tabiriyle büyük bir düşüş içerisinde olduğu bir zamana, bir çağa da denk geldik. Ve insanlığın bu denli büyük bir krizle karşı karşıya olduğu dünyada Allah'ın izniyle Gazze dünyanın büyük bir işgal altında olduğunu direnişiyle haykırdı ve haykırmaya devam ediyor. İnşallah, inşallah oradan yükselen teklif bütün Müslümanların hep beraber birlik olması ve ümmetin
bir teklif olarak dünyaya seslenişi şeklinde insanlığın krizine bir ilaç olarak, bir ışık olarak, bir nur olarak kendini göstereceği günlerin inşallah eşiğindeyizdir. O yüzden umutsuz olamayız. Tam aksine umudun tam da yükseldiği yerdeyiz. Evet, orada ağır bir imtihanın altındalar. Kalben biz burada o ağır imtihanı birlikte yaşıyoruz. Müslümanlar kardeştir. Kardeşlerimizden birinin başına bir şey geldiğinde hepimiz bundan etkileniriz. Bir organın, Hazreti Peygamber'in belirttiği gibi organın parçaları durumundayız. Evet. Hepimiz bir organın, bir bedenin parçaları durumundayız. Ağır bir imtihanın altında Müslümanın Müslümanca varlığı ile nasıl dünyaya umut olabileceğinin sesini işitiyoruz Gazze'den. O yüzden onlara dua ile, gönül ile, söz ile, yakarışlarımızla, bizzat Müslüman olmanın kendi eylemiyle, namazımızla, tesbihatımızla, bunların hiçbirini küçümsemeyelim. Şöyle düşünüyoruz. Ara ara şöyle düşünüyor da yanılgıya uğruyoruz. Ya işte bir kenarda namaz kılıyoruz ama onun ötesinde bir şey yapamıyoruz. Bunu diyemeyiz. Namaz kılmaya devam ettiğimiz sürece diriyiz. Onlar namazlarına sadakat gösteriyorlar. Şehitlerin arkasından kardeşleri konuşurken ne de diyor? Ne diyor? Dikkat ettiniz mi? Hiç namaz borçları yoktu. Tesbihatlarını eksik kılmadılar. Etmediler. Oruçlarında eksik yoktu. İbadetlerine sadakat, imanlarına sadakat, onların çelik gibi bir irade ile bütün dünya karşılarına çıktığında bununla mücadele etme kabiliyetinin de kökenini oluşturuyor. Müslümanlar, dünyanın umudu biziz. Bizler zayıf değiliz. Kendinizi yanıltmayın. Müslümanlar zayıf olduğu için bize saldırmıyorlar. Müslümanlar çok güçlü olduğu için bize saldırıyorlar. Son neferimizi ortadan kaldırana kadar bizim gücümüzü ortadan kaldıramayacaklarını biliyorlar. O yüzden bize saldırıyorlar. Standart analizlerde Orta Doğu'nun petrol yatağı olduğu, stratejik geçiş güzergahı olduğu, o yüzden büyük güçlerin buradan elini eteğini çekmediği filan türünden analizler yapılır. Bunların kısmi haklılık payı vardır. Ama mesele bundan ibaret değildir. Çünkü dünyanın başka yerinde de değerli madenler var, başka yerinde de stratejik yerler var. Buranın özelliği Müslümanların yurdu olmasıdır. Çünkü Müslümanlar Müslümanlıklarına sadakat gösterdiklerinde dünyanın, insanlığın krizinin umudu olmaya devam etmektedirler. O umuda kulak tıkayanlar ise Müslümanlara düşmanlık edeceklerdir elbette. Düşmanlar da düşmanlık ediyorlar. Filistin halkı yalnız değildir. Müslümanlar, Gazzeliler yalnız değildir. Çünkü bizlerin Allah'ı var. Allah'ı olmayanlar yalnızdır. Bizler hiç yalnız değiliz bu dünyada. O yüzden güçlüyüz ve düşmanlarımız da bunu biliyorlar. Allah'ı olan Müslümanlara düşmanlık edenler düşmanlığını kabul ederler. Ama kulağı bize açık olanlar insanlık krizinin derin derin durumunu yaşayanlar, Müslümanların bir Allah'ı olduğu, yalnız olmadıkları, çok sıkıştırıldıkları yerde bile sonuna kadar mücadeleyi asla bırakmadıklarını gördüklerinde Müslümanın teklifine kulakları açılmaya başlamıştır. Tek tük duyduğumuz ihtida haberlerinin yarın öbür gün Allah'ın izniyle daha yaygın, daha hızlı bir biçimde yaygınlaşması da pekala mümkündür. Bunların hepsi Allah'ın elindedir. Bizlerin Allah'ı var ve bizler yalnız değiliz. Yıllar boyunca, 200 yıl boyunca küre ölçeğine hakim hale geldikten sonra
adına insan haklarından insan hakları evrensel beyannamesine dünya barışına ilişkin yaygın bir ezberle bütün insanlığı uyuşturdular. Ve Gazze aslında Gazze'nin ateşlediği fitil bu uyuşukluğun da ortaya çıkmasını sağladı. Bu uyuşukluğun içinde yaşamaya devam edenler olabilir. Ama bu uyuşukluğun tam da insanlığın krizi olduğunun fitilini ateşledi Gazze. Ve hiç durmuyor. Mücadelesi devam ediyor. Tekrar ediyorum o yüzden. Sözlerimi o şekilde sonlandırayım. Müslümanlar yalnız değildir. Allah'ımız var bizim. Gazze'liler değildir. Biz değiliz. Onların güçlü silahları olabilir. Tarihsel olarak dönem dönem yenilgilerimiz olabilir. Nihai zafer inananlarındır. Allah'ın bu konuda bize vaadi var. O yüzden inşallah Gazze'de başlayan bu ateşlenen bu fitil inşallah Müslümanların başta olmak üzere bütün insanlığın da selametine doğru bir açılışın, bir işaretin kendisi olacaktır. Umudumuz o yöndedir. Bir de Batılılar ve İsrail diye bir ayrım üzerinden